kriyonik projesi. Dondurulup yıllar sonra çözülme fikri her ne kadar kulağa hoş gelse de üzerinde biraz düşündüğünüzde bu fikrin tehlikeli olduğunu bilmek kaçınılmaz. Dünyada dondurulmuş binlerce insan gelecekte uyanmayı bekliyor. Bu insanların çözülebilmesi için henüz bir yöntem şu ana kadar bulunmaması yeterince ürkütücü olsa gerek. Ancak gelecekteki teknolojiyle böyle bir yöntemin keşfi halindeyse işte o zaman... Kur'an'daki birçok anlatılan hadiseler ve peygamberlerin ortaya koyduğu mucizeler biz insanlığa boşuna anlatılmadı. Bunlardan bazılarını insanlık ayetlerden ilham alarak kısmi de olsa gerçekleştirdi ve hala da aslında gerçekleştirmekte. Bazı kesim insanlar sosyal mecrada sürekli yaşananlarla kıyametin yaklaştığını söyleyerek bizleri korkutuyorlar. Daha İbrahim peygamberi yakmayan ateş keşfedilmeden, Hazreti Musa gibi denizi ikiye ayırmadan, İsa peygamber gibi ölüleri diriltmeden, Sebe kraliçesinin tahtının anlık gelmesi gibi ışınlanma bulunmadan, birçok ayette gönderme yapılan zamanda yolculuk ve hatta uzayda yolculuk gerçekleşmeden kıyamet kopmayacak. Çünkü Kur'an'da bu ayetler biz insanlığa boşuna anlatılmadı. Daha anlamamız, idrak etmemiz gereken, keşfetmeyi bekleyen daha çok şey var. Tabii en doğrusunu Allah bilir. İşte tam da acayipliklerle dolu Kehf suresinde mağarada yüzyıllarca uyuyan gençler anlatılmakta. Biraz üzerinde düşündüğünüzde, videonun başında bahsettiğim kriyonik projesinin tamamının gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Ayette mağarada yaşananlar anlatılırken öylesine acayip şeylerden bahsediliyor ki kriyonik projesine kayıtlı olan aralarında bir Türk'ün de olduğu, yani 200 bin dolar vererek öldükten hemen sonra dondurulmak istenen bir Türk'ün de olduğu bu proje fikri aslında şöyle başladı. Fikri ilk ortaya atan Amerikalı yayıncı, yazar, mucit, felsefeci, bilim insanı, siyasetçi ve aynı zamanda diplomat Benjamin Franklin'di. 18. yüzyılda ünlü tıp araştırmacılarından Jacques Dubourg'a yazdığı mektupla "Keşke insanları dondurulup ileride uyandıracağımız bilimsel bir metot mümkün olsaydı. Bu sayede Amerika'nın 100 yıl sonrasını bir günlüğüne görebilmeyi, ardından ölmeyi bile kabul edebilirdim. Bunu normal bir ölüme kesinlikle tercih ederdim. İleride bilmemizin bunları da başaracağından hiç şüphem yok" diye bu konudaki düşüncelerini belirtmiştir. Ardından 200 yıl sonra bu mektuptan etkilenen fizikçi Robert Ettinger de bunun üzerine araştırmalar yapmış ve bunun ancak ölüm anında gerçekleşebileceğini öngörmüştür. Ayrıca kendisi kriyonik terimini ortaya atan ilk kişidir. Daha sonra bu fikirler daha ciddi bir şekilde ele alınarak araştırmalar yapılmış ve yeteri düzeye ulaşınca kriyonik endüstrisi kurulmuştur. Şimdilerde bu faaliyeti sürdüren, işlerinde alkol olmak üzere birkaç şirket daha bulunmakta. 1960'lı yıllarda bilim insanları gelecekte tıbbın gelişeceğini düşündükleri için hasta ve yaşlı insanları dondurup çözülebilmeyi hedefleyerek bir proje geliştirdiler. Kriyonik projesi olarak anılan bu proje kapsamında ölümü gerçekleşen insanlar ölümlerinin hemen ardından donduruluyorlar ve kriyotüpüne giriyorlar. Fakat bu projenin tek handikapı ise çözülme işleminin nasıl gerçekleşeceğinin henüz bulunmamış olması. Tarihte dondurulan ilk insan Dr. James Bedford, 73 yaşındayken böbrek kanseri olan ve ileride bu hastalığa çözüm bulunacağına inanan Bedford, 12 Ocak 1967'den beri kriyotüpünde dondurulmuş bir vaziyette bekletilmekte. Kriyonik projesi kapsamında hizmet veren bu şirketler ile anlaşmış 230 insan, yani ölü bulunmakta. Henüz hayatta olup bu projeden faydalanmak için anlaşma yapan insan sayısı ise yaklaşık olarak 1000 kişi. Bu şirketler Amerika dışında ölmeniz durumunda ise bir bileklik veriyor ve bu bileklik içerisinde
defnetmeyin ve otopsi yapmayın uyarıları yer almakta. Ülkemizde kronik projesinden yararlanmak için anlaşma yapan ilk insan ise Günar Kuban. Verdiği bir röportajda, "Tek istediğimin gelecekte dünyanın nasıl bir yer olduğunu görmek. Günar Kuban dondurulacağı günü bekliyor. İleriki teknolojiyle çözülme işleminin bulunması durumunda dondurulmuş bedenin uyandığı zaman diliminde her şeyin değişecek olması da bir başka konu. Fakat kabul edilmeli ki çılgın ve dahice bir fikir. Bilim insanlarının ölü insan bedenlerini dondurup çözülebileceklerine inanmalarının en büyük sebebi Dr. Paul'un kendi köpeği üzerinde gerçekleştirdiği deney. Paul köpeğini dondurup tekrar diriltmeyi başarmıştı. Ayrıca kendi kendini dondurup tekrardan yaşama dönebilen kurbağa da bu proje için büyük bir ispat niteliği taşımakta. İnsanlara gelecekte canlanabilecekleri hizmetlerini sunan şirketlerden birinin web sayfasında "Geleceğinize hoş geldiniz" yazmakta. Kriyonik işlemini yaptırmanın en ucuz maliyeti $60,000. Tabii sadece kafanızı dondurursanız. Çünkü ileriki yıllarda nanoteknolojisi bilimiyle gerçekleşeceği düşünüldüğü için vücuda gerek kalmayacak. Yani beyniniz tekrar uyandığınızda hasar görmesin yeter. En pahalı kriyonik işlemi yapan şirket ise $200,000 Alcor. Çok ilginçtir ki 1979 yılında kriyonik endüstrisinde saklanan 9 dondurulmuş insan bedeninin çözüldüğü fark edildi. Bunun nedeni ise endüstrinin soğutma sisteminin çökmüş olması ve bunun 6 yıldır fark edilmemesiydi. Çürüyen bedenlerden tek kurtulabilen ilk dondurulmuş insan James Bedford'un bedeniydi. Her ne kadar da dondurulmuş insanların çözülmesi, yani tekrardan hayata uyanması şu an için mümkün olmasa da Kehf suresinde anlatılanları düşündüğünüzde ileride mümkün olacağını gösteriyor. Belki yöntem dondurulmak değil, asıl doğrusu gençlerin mağarada uyudukları gibi farklı bir uyutma yöntemi de olabilir. Ayette anlatılan hadiseye girecek olursak, geçmiş zamanda yaşamış, Allah'a tevekkül eden, Kur'an'da sayıları verilmeyen Ashab-ı Kehf diye anlatılan birkaç gençlerin yaşadığı o ilginç hadiseden bahsedilir. Bu gençler inançlarına bile müdahale eden o zamanki hükümdarların zalimliğinden kaçıp bir mağaraya sığınırlar. Daha sonra ayette geçen o inanılmaz sırlı duayı yaparak orada uyuyakalırlar. Uyandıklarında bir gün geçtiklerini zannederler. Ancak 300 sene ve 9 sene ziyade kelimesi geçmekte. Buna alimler 300 sene olarak güneş yılını, 309 sene olarak da ay yılını belirttiği söylense de bazı alimlere göre ise ziyade Arapçada çarpı demektir. Ve 300 çarpı 9, 2700 sene olarak uyudukları yorumlanmıştır. Yani asırlarca uyuyup tekrardan uyanan bu gençleri anlatan ayetler başlı başına ilginç ve acayip sırlarla dolu. Daha önceki bir videomda konu edindiğim ateist bir Alman doktorun tesadüfen eline geçen Kehf suresindeki sadece iki ayeti okumasıyla Müslüman olmasını anlatır. İzlemeyenler için bu videodan sonra yorumlar kısmında vereceğim linke tıklayarak izleyebilir. Kriyonik projesiyle ileride böyle bir teknolojinin gerçekleşmesi halinde uyutulup yıllar sonra uyanabilir miyiz? Bunu açıkçası görür müyüz bilemem. Şu an yaşadığımız asıl o büyük uykudan uyanmaya hazır mıyız?